Konuya geçmek istiyorum. Aslında normal olarak bu toplantıyı yapmayabilirdik ama olağanüstü karar almamız gereken bazı noktalar var. Bunu yapmazsak ordu olarak birkaç ayımızı hatta bir dönemi kaybedebilirdik. Onun için bu toplantıya sizleri davet ettik. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada da tabii hastalık da belli bir plato dönemine inşallah geldi geliyor. Dolayısıyla bunu hayırlısıyla zayiatsız, fazla zayiat olmadan atlatırsak ordumuzu güzel günler bekliyor. Bununla ilgili biz hızımızı kesmedik. Sizlerle beraber, hep beraber bütün ilçelerimizle birlikte çalışıyoruz. Hatta bunu bir fırsat gibi de kabul ettik. Çok şükür bazı şeyleri aksatmadan sürdürüyoruz. Tabii bu hastalıktan sonra öyle görüyorum ki bu dönemden sonra ekonomik durum, işsizlik filan konusu ciddi olacak gibi gözüküyor. Onun için bizim başta tarım, hayvancılık ve üretim başta olmak üzere ele alırsak, yani hepimiz bahçelerimize varıncaya kadar bir karış toprağı boş bırakmayacak şekilde ekip dikersek çok iyi olur. Hani Ulu Önder Atatürk'ün köylü efendimizdir demişti ya, tekrar bunu yıllar sonra bu sözü tekrar yaşayarak göreceğiz. Bunu da tabii modern usullerle yapmamız lazım. Tekrar geriye dönüş değil de ileri tarım. Tıpkı Hollanda'nın yaptığı gibi, Japonya'nın yaptığı gibi, İsrail'in yaptığı gibi. Bunlarla ilgili bu boş zamanlarımızda ben 18-20 saat çalışıyorum. Onlara bakıyorum neler yaparız diye. Ordu yeni dönemde inşallah bir ordu modeli çıkaracak şekilde başta teknoloji, tarım, bilim ve teknoloji ağırlıklı olmak üzere inşallah yer alacak. Değerli arkadaşlar, Mart ayı toplantımızın 12.03.2020 tarihli bileşimine ait tutanak özetini sizlere dağıtıldığı şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Meclise bilgi verecek konuların sunumunda 2019 yılı denetim komisyonu raporu sizlere dağıtılmış olup bu şekilde bilgilerinize sunulmuştur. Gündemin ilk üç maddesinde bulunan konular encümen ve komisyon seçimleriyle ilgili. Şimdi okuduk sırasıyla gerekli seçimleri yapacağız. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın Büyükşehir Belediye Encümeni'nde bir yıl süreyle görev yapmak üzere 5 encümen üyesi seçiminin yapılmasına ilişkin 15.04.2020 tarihleri 3.786 sayılı teklifi. Değerli üyeler, teklifi dinlediniz. Bu konuyla ilgili yazılı bir talep var. Bu talebi katip üyeye okutuyorum. Buyurun Serpil Hanım. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanlığı'na 5.216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 16. maddesiyle Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 20. maddesi gereğince gizli oylama suretiyle seçim yapılacak belediye encümeni üyeliği için AK Parti grubu adına aşağıda isimleri yazılı olan üyeleri aday gösteriyor. Gereğin yapılmasını arz edip dinleyicisi. Adar gösterilen üyelerin adı soyadı. 1. Celal Tezcan, 2. İsmet Yücesoy, 3. Abdullah Çocuk, 4. Yeliz Gürer Aras, 5. Aşkın Baş. Adayların isimleri yansıya yazdık. Başka aday olmak isteyen var mı? Başka aday yok. Hukuk komisyonu için aday gösteren üyeleri tamamını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu için aday gösterilen üyelerin oylamasına geçiyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. 1.07.2020 olarak değiştirilmesi talebine ilişkin 17.04.2020 tarihi ve 3.